Kolay gelsin. Her ayda 10 bin, 15 bin ev vermeye devam edeceğiz orada. İnşallah herkesin hakkını sonuna kadar vereceğiz orada. Bugün Serhat şehrimiz Ardahan'dayız. Tarihi ve kültürel dokusuyla ülkemizin göz bebeği bir yerindeyiz. Ve içinde bulunduğumuz mekanda da bizim bakanlık olarak bir çalışmamız var. Buradaki çalışmaları yerinde görebilmek amacıyla geldik. Burada 75 dönümlük bir arazide bir taraftan millet bahçesi inşa ediyoruz. Millet bahçesi içerisinde bulunması gereken bütün fonksiyonlar yapılıyor zaten. Ama bir taraftan da Azize Kışlası olarak bildiğimiz, sizlerin de şu anda arkasında bulunan tarihi eserlerimizi restore etmeye gayret ediyoruz. Anadolu bu açıdan bakıldığı zaman tarihi, kültürel ve doğal mirasıyla adeta bir cennet gibi. Hatta bizim bütün Anadolu'yu bir açık hava müzesi olarak ilan etsek bile haklı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyoruz. Bu eserlerin her birisinin restore edilmesi, sağlıklı bir şekilde hayata kazandırılması, daha sonra içerisine fonksiyon yüklenerek gelecek nesillere yükletilmesi, onlara kadar ulaştırılması gibi kutsal bir görevimiz var. TOKİ olarak burada şu anda 150 milyon liradan fazla para harcıyoruz. Bir taraftan vatandaşın gelip soluklanacağı, nefes alacağı, güzel bir yeşil alan ve onların her türlü etkinliklerini yaparken bir taraftan da tarihi mirasımıza, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Onun için buradayız. Bugün zaten değişik faaliyetlerimiz olacak. İnşallah gün içerisinde onları da icra edeceğiz. Bizim bakanlık olarak şu anda Ardahan için harcamış olduğumuz 8 milyar liraya yakın bir bedel var. Devam eden de 3 milyarın üzerinde yatırımlarımız var. TOKİ'mizin de ayrıca bir taraftan kentsel dönüşüm için, bir taraftan sosyal konut için yaptıkları var. Bütün bu hizmetler inşallah bundan sonra devam edecek. Ayrıca POSOF'ta devam eden de bir millet bahçesi projemiz var. İnşallah biz Ardahan'ımızı daha güzel yapmak için elimizden ne geliyorsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.